konut kiraları giderek artıyor. Konut stoğunun da giderek azaldığı Çanakkale Merkez ilçede 1+1 evler kirası 6.000 liradan başlıyor. Semtine ve bina yaşına göre değişmekle beraber 2+1 konutun aylık kirası 7.000 TL'den başlıyor, 15.000'e kadar çıkıyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin standart bir ev kiralaması böyle oldukça güçleşiyor. Ev sahibiyle kiracı arasında imzalanan kontrattaki kira artış oranını %25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınacak kararla kira artış oranı süresinin uzatılması bekleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri arasında davalara dönüşen büyük problemler yaşandığını belirten gayrimenkul danışmanı Barış Sivaslıoğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. Devletin belirlediği 1 Temmuz'a kadar geçerli olan %25 kira artış zammı var. Bu zammı ev sahipleri enflasyonun çok yüksek olduğundan ötürü kabul etmiyorlar. Kiracılar da daha fazlasını ödemek istemiyor. Bu arada büyük bir sorun oluşuyor. Biz bunu arada absorbe etmeye çalışıyoruz. Kiracılarla ev sahiplerini bir araya getirerek anlaştırmaya çalışıyoruz. Ama genel kanun şu an %50 ile %100 arası kiracılara zam yapılıyor. Kiracılar da evlerden çıkmamak için bunları kabul ediyorlar. Bir takım kiracılar da %25'ten fazla kira vermek istemiyor. Ama bunlar da ev sahipleri kabul etmiyor ve hep davalara dönüşüyor. Büyük problemler oluşturuyor. Enflasyon her yerde olduğu gibi kiralara da çok fazla etki ediyor. Meclis tarafından yapılacak düzenleme ve kiracılar ve ev sahipleri arasındaki tartışmalı olayların önüne geçilmesi planlanıyor. Belirlenen kira artış oranına uymayan mülk sahiplerine para veya hapis cezaları verilebilecek. Alınacak kararlar kiracılara adeta koruma kalkanı olacak.